Çoğunlukla ben bunun içinde hiçbir şey uygulamıyorum. Yani eğer hastanın ameliyatı başarılı geçmişse, bir kanama veya bir sıkıntı yoksa hiçbir şekilde ne bir tampon koyuyorum, ne bir silikon koyuyorum, ne bir hortum, ne bir boru, ne bir şey. Hasta ameliyat sonrası rahatlıkla nefes almaya devam edebiliyor. Çünkü biliyorum ki hastaların en büyük şikayeti burunlarının ameliyat sonrası tıkalı olması ve rahat nefes alamaması. Bunu yaşatmak bence çok doğru değil hastalara. Dolayısıyla bunun için de eğer siz her şeyi kontrollü yaparsanız, düzgün yaparsanız tampona gerek olmuyor. Ama bazen istenmeyen küçük böyle kanamalar falan olabiliyor. Bunları durdurmak için böyle birkaç saatlik veya bir günlük küçük böyle sünger tamponlar, eskiden kullanılan böyle uzun tamponlar artık kullanılmıyor. Küçük sünger tamponlar koyabiliyorum ama silikon koyma, dikiş alma falan gibi durumlar pek yok maalesef.